Çocukluğumda, küçüklüğümde şey yoktu yani. Ne? Ayakkabı yoktu, lastik yoktu. Kara lastik var, Trabzon lastikleri. Yalı ayakkene gittiklerimi biliyorum. Ayağımın ucunu daşa vuruyordu, kanıydı yani. Böyle yürürdü yani. Çobanlığa başladı o aralarda. Rahmetlik babamla çarık dikmeyi öğretti bana. Çarık dikip ayağımıza giydik ama çarık da çabuk eskiydi. Böyle böyle der ki amcamın oğlu bir şey almıştı yani. Kara lastik almıştı ayağına. Onu ben hoşuma gitti. Bazen alıp giyirdim onu yani. O aralarda babam bana da aldı rahmetlik. Ben de lastik giymeye başladım. Üzerimize giydiklerimizi de hep elinde dikiyorlardı yani böyle. Kendilerin şeyleri vardı. Portu değillerdi onun şeylerinden öyle. Onlardan çamaşırlarımız, giydiklerimiz hep onlardan daha çok. Çarşıya gidiyordum gaz alma abi 500 litrelik su var yani abi 500 yarım şeylik. Onun yarısı kadar gaz veriyordu. Gaz vermiyorlardı. O bir yerde gaz satılırmış değillerdi. Onu da bir işimiz olursa az gene yakıyorduk, ondan geri söndürüyorduk. Kara ateş yakıyorduk, kara ateşin ışığında oturuyorduk evde. Sonra soba yoktu evlerde, kara ateşte kışın. Kara ateşin başında çokuyorduk ama odun boldu yani, odun sorunu yoktu yani. Benim küçüklüğümde tam buğda vardı. Onu da buğdayı kaldırdılar, mısır başladı. İşte fasulye, mısır, kabak gibi şeyler yani işte. Buğdayı kaldırdılar. O arada buğda vermeye başladım Menderes. Menderes'in zamanında gidip aşağıdan buğda alıyorduk, 20 lira. Babam iki evdeydi, birisinden 4, birinden 10. Benim annemden 10, öğe annemden 4. Bir şeyler yapıyorlardı, ustaydılar o zaman. Kapkaşık bir şeyler yapıp satıp, bundan sonra inen yağını satıp gidip çarşıda, onunla bir şey alıyordun, düz alırsan bir kaşık. Gaz alırsak öyle alıyordun, yumurta satıyordun, iki de tavuğun oluyordu. Böyle geçimler, köyde de ekin oluyordu. Ekin yetmeyenler, fazla ekini olandan gidip 10 lira, 20 lira ekin alıyordu, 100 kilo. Onunla gidip değirmende yürüyüp geçiniyordun, başka bir şey yok. Şimdi yaşım 13-14'lerde babam beni nişanladı yani. Yani öğe annem, öğe babam, şey abim zaten gürbetteydi. Yani yengem vardı, yengem çalışıyordu daha çok yani abim hanımı. O arada da beni nişanladı, ablamı verdiği yerden adamlar kızını bize şey ettiler öyle. Öyle evlendik 15 yaşlarımızda işte yani. Öyle derken ya, komşunun bir yeri satılıyor yanında, buraya alalım satılığa çağırdı. Babam dedi ki alamayız dedi bana yani. Ben de dedim ki baba ben de gürbete çıkayım dedim. Buraya dedim para kazanalım, buraya alalım. Buraya bizim kapının ağzında dedim. O zaman köyde de terzilik yapıyordum. Hem kadın erkek terzi, köy terziliği yapıyordum. Babam yapıyordu önceden. Sonra ben başlamıştım yani. Yaşta 18'lerde var işte yani. Yuvarlardayım yani. Neyse şey yaptık yani. Gürbete çıkmaya kalktık. Geceden kalktık. 20 kilometre yolu çarşıya yürüdük yani. Zeytinburnu'nda kaldım ya, bir tane o Yeniköy'den, şeyden, Görele'den, Yeniköy'den Emiş Terzi diye birisi vardı. Onun evinde kalıyorduk, abim de oradaydı yani kirada. Onun bir kızı vardı, kız hastalanmış, birkaç kere okudum onu ben yani, biraz okumuşluğum vardı yani. Ondan sonra da o evlendi, geldi Görele'deki şubenin memurununla evlendi, Necati Vural diye birisiyle. Ben de sıhhi askerliğini metriyelerdi, bana sıhhi askerliğine şey ettim yani, böyle Emiş Terzi de görevliğe gelmişti. Dedim ki Emiş Terzi böyle böyle bir durum var dedim. Ben sıhhi askeri yazdırır mısınız dedim. Artık kızının kocası, eniştesi şey, damatı orada memur olduğu için. Bana söylemedi dedi, Sevgi'ye söyle dedi. Sevgi'ye size ne yaptırır dedi. Ben de gittim Sevgi'ye durumu anlattım. Dedi ki Hasan abi dedi, sen dedi
Şubaya geldiğin zaman dedi, evvelce benim yanıma gel dedi bana. Şubaya gitmedim, benim yanıma gel dedi bana. Kocası beni tanımıyor yalnız. Ondan sonra da gittim, kocası dedi ki, Hasan abi hoş geldin dedi şimdi hanımı bana. Kocası dedi ki, bu kim dedi, bu bizim dedi kiracımız Hasan abi dedi falan. Bu dedi, siyah askeri olacak dedi. Kocası dedi ki, bizim kadro dolu dedi, yapamayız dedi. Ben de bunu anlamam dedi, siyah askeri illaki yapılacak dedi bu sefer Sevgi yani, kocasına yani. Daha cevap vermedim, ona gittim işte uzatma hanım. Siyah askeri yazdırdı beni yani, onun şeyiyle, aracılığıyla, askere de siyah olarak gittim. Takımlarda kaldım, bundan sonra revire geçtim. Revirden de sivil asker bonservisiyle tezkereyi aldık işte. Gece kondu komşular ya, benim çift tarafım çok yandı, geldiler toplandılar. Gece yaptık, sabah ezeğinde bitirdik evi yani böyle, sabah ezeğinde bitirdik. Bu biraderin gelini de, buraya bir bez aktı, zabıtalar görmesin de o yola, oradan yoldan beri geliyor ya. Burada gece konduyu görmesin de oraya bir şey etti, bir zaman öyle kaldı oraya yani böyle. Bez ile kesti orayı, zabıtalar yoldan geçerek görmesin diye. Yollar da yoktu zaten, doğru dürüstte. Yani toprak yol vardı yani o zamanlarda. Buradan aşağı şurası Şahin Kaya, burası Bağ Üstü, karşı Çamlıbahçe, daha ilerisi Tokatköy, karşı taraf Yeniköy, Levent, Kireçburnu, Sarıyer, Büyükdere, Hacı iyisin inşallah. Allah'a çok şükür, Allah bu günümüzü aratmasın. Amin, Allah razı burada olsun. Burada bir hasta varmış, ölmüş mü, ne etmiş? Bugün bir adam geliydi altından o kare. Şey öldü yani biliyorsun yani İbrahim. İbrahim öldü, İbrahim bugün ama bugün varmış bir ölü. Bir kadın bugün öldü. Benim haberim yok. Akrabalardan dedi bir kadın vardı, ölmüş abla onun evine bakmaya gidiyik dedi. Caminin şeyini verdim ben de. Camiyi sordu, buradan hareket evle dön dedim. Ben bilmiyorum, ondan haberim yok. Oldu, sen de Allah'a emanet ol. Kaymak dondurunun arkasına bakar, oralardan odun alıp gelirlerdi, kuru odun. Buralarda zaten bu yeğenimin hanımı ya da komşular işte hep oduna gidip gelirlermiş. Ormancı bana dedi ki, Hasan Efendi dedi, senin hanımlar, senin çoluk çocuk dedi, biz algan geneydi. Ben Baruhan dedi, Halil ile Yakup'un çocuklarına bağırayım, seninkilere bağırmayayım, onlara söyle dedi. Yani kuru odun almak serbest ama bazı ormancı bağırırmış onlara yani. Kızarmış yani, yaş odun katmışsınız diye. Buradan aşağı kadar işte bir kilometre yol yürüyorsun aşağı kadar. O zaman zaten elimiz ayağımız şey değildi. Şimdi daha yürüyemeyim, arabasız gelemeyim o kadar daha yani. Şimdi o zaman yürüyorduk yani. Herkes yürüme gidip geliyordu yani. Aşağı yola indin mi de orta şaşırma, atlayıp araba. Paşa paşa gideceksen öyle gideceksin yani. Paşa paşa gitmeye gerek olmuyordu. Bizim aşağıda pazar vardı orada. Pazara işimizi aşağıdan görüyorduk ya. Yani. Paşa paşa gidersen hastaneye gidiyordun sadece. Sana yağ kuyruğu diyelim, çiçek yağı kuyrukları, tüp yok yani, tüp şeyleri. Ya şimdi bir tanış oluyordu, bilmem falan yerde varmış. Gizli genelde adam gece gidip oradan alabiliyordun yani. Bir yerde birisi veriyordu sana kaçak kaçak yani depolardan bir yerden alıyorlardı. Böyle. Biz de sipariş veriyorduk, öyle alıyorduk yani.
şu kuyudan çekme su yani. Kuyu suyu da fena olmuyor yani. Kuyular vardı o zamanlarda. Burada sonradan bir belediye şey getirmeye başladı o tankerle su. Bizim orada bir komşu gidip herkes musluk sırasına giriyorlardı. Kadıncağız gitmiş musluğundan tutmuş yani sıra alacak, birinci su alacak oradan. Arabada görmemiş, onu geri geri gelmiş. Benzetmek gibi olmuş, ayağının topuğundan yukarı burasına kadar, kemiğe kadar soymuştu. Kadın yaşamadı öyle, biraz yaşadı ama Hasan beni bırakma, Hasan hastaneye kadar beni yanından ayırmadı. Doktora dedi ki Hasan beni okuyacak, beni bırakamaz diye yani işte. Doktor tamam anne anne der ki ameliyathaneye var yoksa beni geçiş orada. Öyle peşinden hiç ayırtmadı beni yani. Memlekette gidip şey demedik işte, diyelim ki 89'dan sonra evlenmedik, ev bir oldu gitti yani. Ama çocuk var yani, öğretmen benim şeyde buradan tayinle gitti, oradan Orta Çeşme'den. Onun dairesinde bana ait odası var, ben hiç karışım, benim odama girmez, bana ait her şeyim orada hazır. Buradan giderken ben bir şey alıp gitmeyeyim oraya. Sonra şeyim var yani, damatım var, o da iki kat evi var. Onun evi de uygun durmaya. Onlar iki tane çocuk var benim orada.